Vakfı adayı. Evet. Babası da büyük siyasetçi, kendisi de siyasetçi. Buradan da tebrik ediyor. Hatta bizim meslektaşımızdır biliyor musun? Tabii, o da tabii. Radyoculuk yapmıştır. Evet. Suat Kılıç'la beraber. Hı hı. Yıllardır Refah Partisi'nin 3 dönem milletvekili. Tayyip Bey'in baş danışmanı. Şimdi diyorlar ki beni niye aday yapmak istemiyorsunuz? Niye aday yapmadı biliyor musunuz? AK Partili bir yönetici hastalanmış, geçmiş olsuna gitmemiş. Gerekçesi bu. Bunu adamın yüzüne söylediler. Yani AK Parti milletvekili Kasım Gülpınar bu nedenle tabii, tabii. aday yapılmış. Adama diyorlar seni büyükelçi yapalım. Şunu yapalım, şunu verelim. Ya diyor ki halk istiyor beni. Böyle var ben hizmet edeceğim. Bu benim ağrıma gidiyor yani. Birine geçmiş olsun demediğim için aday yapılmıyorsa Urfalılar bunu kabullenmez diyor ve gerçeği çıkıyor. Ben deprem dolayısıyla seçim bölgesinde hatta onun afetin esnafları diye yazı dizisi yaptım. Urfalı esnaflar eski belediye başkanı ateş püskürüyor. Bizim kapımızı çalmadı depremde selde diyordu. Belliydi bu fotoğraf. İsim bunu ısrar etmenin anlamı yok ki. Urfa'da daha önce Fakıbaba gibi bir olayla karşılaştı AK Parti. Bunun gibi ikinci olayla karşılaştı. Ama şöyle geçen seçimde AK Parti 19 milletvekiline mal olmuştu yeniden Refah. Bu seçimde birçok belediyeye mal oldu. Göz göre göre geldi. Bu hormonal olarak yeniden Refah'ı büyüten de partideki bu yöneticilerin tavrıdır.